Soruyu tekrar ele alalım şimdi. Denklemin demiş ki köklerinin geometrik ortalaması aritmetik ortalaması eşitse m kaç olur? Şimdi dedik ki aritmetik ortalama öncelikle. Aritmetik ortalama demek elimizdeki veri sayısını yani verileri toplayıp adedine bölmek. Yani 3 tane veri varsa topla 3'e böl. 5 tanesi topla 5'e böl. Bizde 2 tane var. x1 ve x2 burada bizim köklerimiz. O zaman x1 ve x2'yi toplayalım. Ne yapalım? 2'ye bölelim. Bu bizim aritmetik ortalamamız. Geometrik ortalama dediğimiz zaman bu çok kullanılmıyor hayatta, gündelik hayatta ama burada da kök içine verileri çarparak yazıyorsunuz. İşte x1 çarpı x2 ya da kaç tane ise. Adedi, bunların adedi şu kökün derecesini belirliyor. Eğer 5 tane içi buraya sayarsak A, B, C, D, E gibi buraya 5. derece kök yazacağız. 3 tanesi küp kök yazacağız. 2 tane olduğu için kare kök. Onda da hiçbir şey yazılmıyor biliyorsunuz. O zaman 2 tane sayı için aritmetik ortalama x1 artı x2 bölü 2. Geometrik ortalama da kök x1 çarpı x2 oluyor. Alıp bunları ne yapacağız? Birbirine eşitleyecekmişiz. İsterseniz önce bunları bir hesaplayalım. Sonra da eşitleriz. Şimdi burada kökler toplamını veren formül neydi? Yani önce şurayı hesaplayalım. Eksi b bölü a. Sonra ne yapacağım? 2'ye böleceğim. Eksi b dediğimiz burada nedir? X'in katsayısı artı 4m oluyor. B çünkü eksi 4m ama eksi b artı 4m. A zaten 1 burada. Şunun katsayısı. O zaman 4m yapıyor. Pay kısmımız şurası. Bölü 2. Demek ki 2m oluyor. Aritmetik ortalama m türünden. Gelelim geometrik ortalamaya. Kök içinde x1 çarpı x2. Bunun formülü de c bölü a demiştik. C burada 1. A da 1. O zaman kök içinde 1 bölü 1'den kök 1. Yani 1 çıkıyor bunun cevabı. Karekök 1'de 1 yapar biliyorsunuz. Demek ki geometrik ortalaması 1, aritmetik 2m. Bunlar da birbirine eşitmiş. Alacağım 2m ile 1'e eşitlersem ortanın m'nin ne olduğunu buluruz. 1 bölü 2 olduğunu buluruz. Devam. Devam ediyorum. Saatime de bakayım. Bir 15 dakika daha yapınca bırakacağım zaten. Ara vermemiştik size. 15 dakika sonra bırakırım. X kare artı 3x eksi 1 sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 kaçtır? Bu soru şöyle yani şunun yerine şu da sorulabilir. Bunun Türkçesi ne aslında? 1 bölü x1 demek x1'in çarpmaya göre tersi. 1 bölü x2 ne demek? x2'nin çarpmaya göre tersi. Bunun yerine açık açık böyle yazılmayıp içeri yazılabilir. Köklerin çarpmaya göre terslerin toplamı. Çarpmaya göre terslerinin toplamı nedir diye de sorulabilirdi. Aynı anlama geliyor. Çünkü 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 köklerin çarpmaya göre tersleridir. Bunların toplamı soruluyor. Gene bununla ilgili hazır formülümüz yok. Ama biz bunu düzenleyerek o temel esas ana iki formüle odayı bağlamamız gerekiyor. Şimdi alalım elimize bakalım şunu. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 için ne yapabiliriz? Payda eşit desek bunu x2 ile bunu x1 ile çarpsak payda eşit desek ne olur? O zaman ortak payda yazıyorum. x2 artı x1 olur üst taraf. Ortak paydamız da ne olur? x1 çarpı x2 olur. Şimdi ne oldu? Kökler toplamı oldu üst taraf. Kökler çarpımı oldu alt taraf. Kökler toplamı eksi b bölü a. Kökler çarpma c bölü a. Buradan kendimiz giderek aslında yeni bir formül de elde edebiliriz ama neyse yapalım isterseniz hadi. İlk kesri aynen tuttum. Alttakini ters çevirip çarparsam a'lar gidiyor. Eksi b bölü c çıkıyor. Bazı kitaplarda bunu hazırda veriyor ama ben çok vermek istemedim. Bu formülü kendimiz de elde edebiliriz. Ama aslında ben şurada bırakacaktım. Yani şunu bulacaktım. Ve şunu bulup bölecektim. Yani şu yeni formülü aslında gerek yok. Sadece bahsettim ama ezberlemenize gerek yok. O yüzden ben şu siyahla
çizdiğim yerden devam edeceğim formülle bağlı kalmak için. Eksi b bölü a dediğimiz nedir? Kökler toplamı. B burada 3, a da 1, eksi b bölü a ne olur? Eksi 3 olur. Eksi 3 oldu payımız. Bölü. Payda c bölü a, c eksi 1, a 1, c bölü a eksi 1. Eksi 3 eksi 1 böldüm. Eksi 1'e böldünüz. Artı 3 oldu. Cevap bu. Ama şuradan da gidebilirim. Eksi b bölü c'den. Eksi b eksi 3 c'de eksi 1 bölersek gene artı 3'ü buluruz. Yani şu formülü bu yazdım ama dediğim gibi ezberlemenizi istemiyorum. O yüzden eksi b bölü a bölü c bölü a'dan devam ettim işlemime. Devam ediyoruz. 2x kare eksi x, eksi 3 sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere köklerin karelerinin toplamı. Niye öyle okudum? Çünkü bize böyle de verilmeyebilir bu ifade. Ama bunun okuması şu şekilde. X1'in karesi artı x2'nin karesinin Türkçe olarak o konuşuyor. Anlamı nasıldır bunun? Köklerin karelerinin toplamı şeklinde Türkçe, yani Türkçe derken yazılı olarak da bize sorulabilir. O yüzden böyle okumaya çalıştım ama burada direkt zaten verilmiş. Burada direkt verilmiş. X1'in karesi artı X2'nin karesi neymiş demek ki? Köklerin toplamının karesi değil ama karelerin toplamı. Uzattım genel neyse. Şimdi burada biraz çarpanları ayırma, özdeşlik konusuna değinmem gerekiyor bunun için. Şimdi biz şunu biliyoruz ki, şunu biliyor olmamız lazım. Bir kere iki sayının toplamının karesi, x1 artı x2'nin karesi nasıl açılıyordu? Birincinin karesi, çarpımların iki katı, artı ikincinin karesi. Bunu yazdım. Şimdi bize şunlar lazım. Şununla şunun toplamı lazım. Sonra ben şu ortadakini de sol tarafa atarsam x1 artı x2'nin karesi eksi 2x1 x2 olur. Sağda ne kalır? Köklerin karelerinin toplamı kalır. Ha, demek ki iki sayının karelerin toplamı, yani iki kökün karesinin toplamını bulmak için ne yapmam gerekiyor aslında benim? Şu soldaki işlemi yapmam lazım. Dikkat ettiyseniz sol tarafta ne var gene? Kökler toplamı, kökler çarpımı. İşte bu düzenleme yaptım. Yani biz bu yolu izlememiz gerekiyor. Buradan gideceğiz. O zaman yapalım. X1 artı X2'nin karesi. Neydi formül? Eksi b bölü a'ydı kökler toplamı. Sonra bunun karesini alıyoruz. Eksi 2 çarpı kökler çarpımı. O da c bölü a. Böylece gittik geldik. Yani olayı ne yaptık? Eksi b bölü a ile c bölü a'ya endeksledik. Eksi b bölü a dediğimiz şey. Burada a'sı 2. B eksi 1. C eksi 3. O zaman eksi b artı 1 oluyor. 2'ye böleceğim. 1 bölü 2. Karesini aldım. Direkt yazacağım artık. 1 bölü 4 yapıyor. Karesini aldıktan sonra. Eksi 2 çarpı c bölü a. C burada eksi 3. C burada eksi 3. A da 2. Eksi 3 bölü 2. C bölü a. Eksi 3 bölü 2. Eksi 2 çarpacağım önce tabii burada. Önce çarpma yapılıyor. 1 bölü 4. Eksi 2 ile eksi 3 bölü 2 çarparsam bir kere artı olur. Ve 2'ler giderse 3 kalır. 1 bölü 4 artı 3 buluruz. Burada payda eşitlerseniz 1 yazıp 4 ile eşitlersek 4 kere 3 12. 1 de burada. 13 bölü 4 buluyorum. Köklerin karelerinin toplamını. X kare eksi 2m artı 1x artı m eksi 1 sıfır denkleminin köklerinin birer eksiğinin çarpımı 2 ise köklerinin birer eksiğinin çarpımı 2'ymiş. Onu anlatacağım biraz sonra. Buna göre köklerinin birer fazlasının toplamı kaç olur? Şimdi anlayalım olayı. Biz bunun köklerine her zamanki olduğu gibi x1 ve x2 diyelim. Köklere bunlar kabul edelim. Köklerin birer eksiğinin çarpımı. Yani x1'den 1 çıkartacağız. X2'den 1 çıkartacağız.
Bunu da çarpacağız. Cevap 2 bulunacakmış. Peki istenen ne? Onu da maviyle yazayım. Birer fazlasının toplamı. Yani x1 artı 1 artı x2 artı 1. Bunları toplayacakmışız. Bu burada artısında parantezi çok önemli kalmadı toplam olduğu için. Parantezleri kaldırırsak da x1 artı x2 bir de birleri toplarsam artı 2 sorulan aslında bu. Sorulan şu. Yani kökler toplamının 2 fazlası. Çünkü kökleri bir ekleyip toplarsam kökler toplamının 2 fazlası olur. Verilen siyah kısım, istenen de şu mavi yuvarlak içinde olan kısım. Peki verilenden ne bulacağız? İsterseniz şu verilen kısmı biraz açalım. Çünkü onunla ilgili formül elimizde yok. Şunu biraz açalım. Neyle açalım? Kırmızıyla. Şu siyahı kırmızıyla açıyorum. Çarpma yapmamız lazım. X1 çarpı x2. X1 çarpı x2. X1 çarpı eksi 1. Eksi x1. Eksi x1 çarpı x2. Eksi 1 çarpı eksi 1. Artı 1. Eşittir 2. Buradan x1 çarpı x2. Şu eksi x1 ile eksi x2'yi eksi parantezden alırsak x1 artı x2 olur. Şu 1'i karşıya attım. 1. Böylece verilen o siyahla yazmıştım en başta. Verilen ifadenin şu anlama geldiğini anlıyorum. Yani x1 çarpı x2 eksi x1 artı x2'ye dönüştürdüm artık bu olayı. O da 1 çıkacakmış. Gelin şimdi bunları yerine yazalım tekrardan. Bu sefer siyah seçeyim. Kökler çarpı c bölü a. Kökler toplamı eksi b bölü. Yani c bölü a'yı alacağım. Eksiyle bunu çarparsam artı b bölü a ile toplayacağım. Eşittir 1 yazacağım. Hatta uzatayım biraz daha. Ortak payda yazayım. Buraya kadar geldim. Şimdi c kaç denklemde bakalım bir denklem yukarıda kaldı. C şurası oluyor. Sabitlerin m eksi 1. C m eksi 1. Artı b neymiş? Bakayım. B x'in katsayısı nedir o da? X'in katsayısı nedir? Eksi 2 çarpı m artı 1. Eksi 2 çarpı m artı 1. Şunu sileyim o zaman. Artıyor. Eksi 2 çarpı m artı 1. Bölü. Paydamız da a olacak. A neymiş bakalım. X kare dediğine göre başı 1. O zaman 1'i yazmana gerek yok artık. Yazayım hadi. Eşittir. Şunu dağıtayım eksi 2'yi. M eksi 1. Eksi 2M. Eksi 2 oldu. İçler dışlar eşittir 1 oldu artık bu işte. Sonra doğru yaklaşıyorum artık işte. Buradan da M eksi 2M daha eksi M yaptı. Eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 yaptı. 1 yaptı. Eksi 3'ü karşı attınız. Topladınız 4. M buradan eksi 4 çıktı. Eksi 4 çıktı M sayısı. Şimdi son olarak biz ne bulacaktık? Şu mavi yazılımı. Peki neydi kökler toplamı? Eksi b bölü a. Sonra 2 ekleyeceğiz. Şimdi m yerine ne diyeyim? Eksi 4 koyarsak ne olur? Şuraya. Eksi 4 koyarsak ne olur? Eksi 4 bir daha. Eksi 3. Eksi 3. Eksi 2 ile çarp. Artı 3. Yani x'in katsayısı 3 oluyor. Bize o lazım çünkü. Eksi b bölü a o zaman çözersem eksi b bölü a'ya. Eksi 3 bölü a 1 de artı 2 olur. Eksi 3'ü 1'e böldünüz. Eksi 3, 2 daha. Eksi 1 buluyorum. İstenen şey. Tamam burada bırakayım artık. Zaten ara vermemiştik. Bir saat bulduk artık. Kalan kısmı da bir dahaki ders anlatırız. Yavaş yavaş artık konuyu bitirmeye çalışırız. Dediğim gibi ben size büyük ihtimalle bugün 11. sınıfın ilk konusu olan trigonometri kısmının ders notlarını atmaya çalışacağım. Bir yandan da onu hazırlarsınız. Bu konu bittiğinde de direkt ona geçeriz. Hepinize iyi dersler, iyi günler diliyorum. Varsa sorun yoksa kapatacağım. Var mı sorunuz? Yok galiba. Kapatıyorum o zaman.